Merhaba sevgili arkadaşlar. İnkılap tarihinin ilk bölümü 20. yüzyıl başlarında Osmanlı ilk soru çözümüyle birlikteyiz. Bu testimizde 20 tane yine birbirinden güzel hatta bazıları detay sorular çözeceğiz arkadaşlar. Dikkat. Artık buralarda detay sorabiliyorlar ve unutmayın 20. yüzyıl başlarında Osmanlı dediğimiz 2. Meşrutiyet'in ilanı Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sürecinden tam 4 tane soru geliyor. Hemen buyurun başlayalım. Bomba Erkan Hoca soruları. Aşağıdakilerden hangisi Türk İnkılabı için söylenebilecek doğru bir yargı değildir? Türk İnkılabı'nın biliyorsunuz değerlendirmesi yapılır genelde ve geçmişte buradan soru soruluyordu. Son yıllarda sormamaya başladılar. Ola ki bu yıl gelebilir diye söylüyorum arkadaşlar. Bir kere Türk İnkılabı sömürge altındaki uluslara örnek oluşturur. İdeolojik bir harekettir. Dur burada. Şimdi ideolojik hareket dediği zaman komünizm, kapitalizm vesaire gibi hareketleri algılamanız lazım ki Türk İnkılabı kesinlikle ideolojik bir hareket değildir sevgili arkadaşlar. Bunun yanında milli egemenlik ve milli bağımsızlık birlikte gerçekleştirilmiştir. Yani hem içe hem dışa karşı bir harekettir. Milliyetçi nitelikli bir harekettir hazırlayan ve yapan kadrolar aynıdır. Yani olağanüstü durumda gerçekleşmiş bir inkılaptan bahsediyoruz. Özellikle sevgili arkadaşlar Türk inkılabının Rus devrimi ile Fransız ile karşılaştırması yapılır. Unutmayın hem Fransız ihtilali hem de Rus Bolşevik ihtilali içte birer harekettir. Yani Türk inkılabı gibi hem içte hem dışta değildir. Ayrıca onların Hazırlayan kadro ile yapan kadrolar farklıdır. Uzun bir hazırlık süreci vardır ve onlar birer ideolojiye bağlıdır. Bu karşılaştırmalar da karşınıza çıkabilir diyorum. İkinci sorumuz. Bu bilgiye göre aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasında Osmanlıcılık fikir akımının etkisinden söz edilemez. Osmanlıcılık fikir akımı Osmanlı ülkesinde yaşayan herkese ırk, dil, din ayrımı yapmaksızın eşit haklar vererek devletin bütünlüğünü korumayı amaçlamıştır. Arkadaşlar unutmayın Osmanlıcılık fikir akımı Fransız ihtilalinin doğurduğu milliyetçiliğe karşı parçalanmayı önleme amacıyla ortaya çıkmış bir harekettir ve Tanzimat fermanında hukuk devleti eşitlik olgusu, ıslahat fermanında gayrimüslimlere eşitlik verilmesi, birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyette özellikle buraya kanuni esasiyi de koyabilir ki Kanuni esası da arkadaşlar biz Osmanlıcılığın etkisinden söz ederiz. Kanuni esası biliyorsunuz Osmanlı tarihinin ilk ve tek anayasasıdır. Ve bu anayasada zaten direkt Osmanlıcılık fikir akımına göre tanımlanan bir millet tanımı yapılmıştır. Senedi ittifak ise 2. Mahmut döneminde dikkat edin sadece belli bir zümreye ayrıcalık veriyor. Zaten senedi ittifakı her ne kadar İlk demokrasi hareketi alsak da ne diyorduk biz? Ne Fransız ihtilalinin etkisi vardır ne orada Osmanlıcılık fikir akımının etkisi vardır diyorduk. Kesinlikle unutmuyoruz. Üçüncü sorumuz. Sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Yusuf Akçura 20. yüzyıl başlarında Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarını karşılaştırmak için yazmış. Eserde Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarının başarısız olduğu, dolayısıyla Türkçülük akımının savunulması gerektiği, birliğin böyle savunulacağı üzerinde durulmuştur. Bu eser arkadaşlar üç tarzı siyasettir. Unutmayın üç tarzı siyasette bu üç fikir akımı karşılaştırılır. Milliyetçi kanadın en önemli eseridir. Daha önce de bu soru olarak geldi arkadaşlar. Burada Kızıl Elma Ziya Gökalp'in eseridir. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak da yine Ziya Gökalp'in eseridir. Şöyle hemen yazayım. Vatan Yahu Silistre, Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki ilk modern tiyatro eseridir. Sahneye konan tiyatro eseridir. Bunu da unutmayın. Çankaya ise Falih Rıfkı Atay'ın anılardan oluşan Atatürk dönemi ve Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı eseridir arkadaşlar. Bu eserleri en azından bazı önemlilerini neler e, neleri anlatır bilirseniz iyi olur dördüncü sorumuz Osmanlı Devleti'nde dağılmayı önlemek için yerel güçlerin yetkilerinin artırılması gerektiğini savunan Ademi merkeziyetçilik akımının en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Ademi merkeziyetçilik dendiğinde aklınıza Prens Sebahattin gelsin. Ve Ademi merkeziyetçilik Osmanlı tarihinde çok az kısıtlı bir zümre tarafından savunulmuş en etkisiz fikir akımıdır. Yani hiçbir olayda, olguda ya da bir, bir şeyin ilan edilmesinde falan etkisi yoktur. Buradaki isimlerden İsmail Fenli İslamcıdır. Süleyman Nazif Batıcıdır. Mehmet Emin Yurdakul milliyetçi, Ali Suavi ise Osmanlıcılık fikir akımını savunan kişilerdir ki buradan bize hangileri sorulabilir? Prens Sebahattin'in dışında Mehmet Emin Yurdakul milliyetçilik açısından Ziya Gökalp ile beraber Atatürk'ü e etkileyen kişidir bu açıdan sorulabilir. Ali Suavi ise Osmanlıcılık akımında akımının savunucuları arasında önemli bir yeri vardır. Ve Çırağan baskını dediğimiz bu 1878'deki başarısız darbe girişimini gerçekleştirmiştir. Hani hatırlarsanız arkadaşlar Ali Suavi 150 kadar adamıyla Çırağan Sarayı'nı basıyor. Amacı 5. Murat'ı tekrar tahta çıkartmak ve meşrutiyeti tekrar ilan ettirmektir. O yüzden sorulabilir diyorum ve geliyoruz 5. soruya. 20. yüzyıl başlarında meşrutiyetin yeniden ilanını sağlamak için gizli örgütlenme yoluna giden ittihatçılar... Aşağıdakilerden hangisinin yaşama, yaşanması üzerine pasif direnişi bırakarak isyan etmişler? Arkadaşlar bakın 1908'de bir olay oluyor. 1908'e kadarki süreçte aslında İttihatçılar ya da Jön Türkler dediğimiz bu meşrutiyetin yeniden ilan edilmesini isteyenler hep pasif direnişi savunuyorlar. Fakat 1908'de Reval görüşmeleri yapılınca bu görüşmelerde İngiltere ve Rusya bir bakıma Osmanlı'yı parçalamak, hatta İngiltere Rusya'nın Osmanlı üzerindeki Balkan ve Boğazlar politikalarında serbest kalmasını onaylaması İttihatçıları aman bir an önce meşrutiyeti ilan edelim yoksa ülke parçalanacak kaygısıyla hürriyet taburları kurup Makedonya coğrafyasında isyan etmelerine neden olmuştur diyoruz. Reval görüşmelerini kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Türk tarihinde Partiler ilk kez hangi dönemde ortaya çıkmıştır? Sevgili arkadaşlar, doğrudan beklediğim bir soru. İlk partili hatta çok partili dönem ikinci meşrutiyet dönemindeki 1909 anayasa değişikliği ile başlar. Kesinlikle şunu unutmayın. Bakın sorularda gelecektir veya gelebiliyor bunlar. 1. Meşrutiyet dönemindeki mecliste, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde bir de 1. TBMM'de kesinlikle partiler yoktur. Bu da önemli bir not. Geliyoruz 7. sorumuza. Aşağıda verilen cemiyetlerden hangileri 1907'de İttihat Terakki adını alan Jön Türk hareketinin içinde yer almıştır? Arkadaşlar İddia Osmani Cemiyeti 1889'da Tıbbiye'de kurulmuştur. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti 1906'da Harbiye'de kurulmuştur. Dönemin en önemli okulları bunlar. Bu ikisi 1907'de birleşip İttihat Terakki adını almıştır. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ise 1905 yılında Şam'da Atatürk tarafından kurulmuş ve aynı yıl yani 1907'de iddia terakkiye bu cemiyetle katılmıştır. Dolayısıyla buradaki cevabımız Edirne olacak. 8. sorumuz. 2. Meşrutiyet döneminde iddia terakkiye muhalif olarak ordu içinde ortaya çıkan ve Baba Ali baskınına kadar geçen süreçte etkin olan Hürriyet ve itilaf yanlısı silahlı grup. Bakın ordu içindeki silahlı grup aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dikkat detay fakat gelebileceğini düşündüğüm bir soru. Bu grup Halaskarani Zabitan grubudur. Hatta etkinliği içerisinde meclisin dağıtılmasını bile sağlayacak kadar güçlenmişlerdir. E, silahlı bir örgüttür. Buradaki iddiada ana asır Osmanlıcılık için kullanılan hani birleşme birlik olma. Felahı Vatan son Osmanlı Mebusan Meclisi'ndeki misak Milli'nin ilanını sağlayan gruptur unutmayın. Hareket ordusu 31 Mart isyanını bastıran ordudur. Teşkilatı Mahsus'a da Osmanlı Devleti'nin istihbarat teşkilatına verilen isimdir diyoruz. Ve geliyoruz 9. soruya. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamasının ardından son kongresini yaparak kendini fesh eden İttihat Terakki Fırkası'nın yerine devamı niteliğinde kurulan fırka aşağıdakilerden hangisidir? Yine bu da detay bir soru fakat beklediğim sorulardan biri arkadaşlar. İttihat Terakki'nin yerine kurulan fırka Teceddüt Fırkası'dır. Osmanlı'nın son döneminde çok da etkinliği olmamıştır zaten. Ülkede kalan İttihat Terakki'ciler en azından burada birlik içinde hareket etmeye çalışmışlardır. Buradaki Ahrar Fırkası Osmanlı'da aslında fırka adıyla kurulan ilk partidir. İttihat Terak aslında ilk parti ama önce cemiyet olarak kuruluyor arkadaşlar. ÖSYM belki bu kadar detaya inmez ama hani sadece kaynaklarda rastlarsınız diye söylüyorum. Ahali fırkası, fedakaranı millet fırkası bu 1909 değişikliklerinden sonra Osmanlı'da ortaya çıkan etkisiz bazı fırkalar. Terakkiperver Cumhuriyet fırkası ise biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde ilk çok partili hayata geçiş denemesidir. 10. sorumuz. 13 Nisan 1909'da çıkan 31 Mart isyanını bastırmak için Selanik'te kurulan Hareket Ordusu'nun komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, Hareket Ordusu'nun Kurmay Başkanı Mustafa Kemal. Böyle bir soruda eğer dikkat etmezseniz birçok kişi Mustafa Kemal'e gidebilir. Bu ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Mustafa Kemal unutmayın Kurmay Başkanıdır. Yani ikinci başkanıdır ve Mustafa Kemal'in de zaten ilk sahneye çıkışıdır bu Hareket Ordusu. Bunları unutmayın, önemlidir diyoruz. 11. soruya geliyoruz. Bu değişikliklerden hangilerinin yasamanın etkinliğini artırdığı söylenebilir. 31 Mart isyanı bastırıldıktan sonra kanun esasında değişiklikler yapılmıştır. 1. Hükümet meclise karşı sorumludur. 2. Savaş ve barış kararını meclis verir. 3. Padişah meclisi feshetme yetkisi sınırlandırıldı. Şimdi arkadaşlar dikkat. Biz genelde deriz ki 1909 anayasa değişiklikleri parlamenter rejimi demokrasiyi, yasamayı güçlendirmiştir. Şimdi hükümet meclise karşı sorumluysa meclis etkin mi? Meclis dediğimiz yasamadır arkadaşlar. Savaş ve barış kararını veriyorsa yine meclis veriyorsa bunu meclis etkin mi? Evet. Padişah meclisi feshetme yetkisi eğer sınırlandırılıyor ise yine meclisin üstünlüğünden bahsediyoruz ki cevabımız Edirne olacak. Dikkat arkadaşlar. Birinci meşrutiyetin kısa ömürlü olmasının en önemli sebeplerinden biri padişahın meclisi sınırsız bir şekilde feshetme yetkisinin olmasıdır. Oysa 1909 değişikliklerinde nasıl karar verilebiliyor? Veriliyor. Padişah olağanüstü durumlarda meclisi feshedebilir fakat 3 ay içinde seçimleri yenileyip o yasamayı tekrar hayata faaliyete geçirmelidir diye bir değişiklik vardı. 1909 değişikliklerine de çok dikkat edin püf noktası. 12. soru İttihat Terakki'nin temeli sayılan İttihat-ı Osmani Cemiyeti 1889'da Tıbbiye'de kurulmuştur. Şimdi arkadaşlar bunlar size çok detay gelebilir ama daha önce bakın İttihat Terakki'nin Temeli sayılan cemiyeti sordu. Nerede kurulduğunu da sorabilir. Zaten Tıbbiye ve Harbiye gibi okullar o dönemde yenilik yanlılarının, Jön Türklerin en önemli örgütlenme alanlarıydı. Tıbbiye'de iddia da Osmanlı cemiyeti, Harbiye'de de yine iddia terakkinin temellerinden biri sayılan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kurulmuştur diyoruz. Burada belki Darülfünun hani üniversite olması açısından fikir akımları orada çıkmıştır gibi sizi yanıltabilir. Çok dikkat edin buna. 13. sorumuz aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın? 1911'de Trablusgarp'a saldırma sebeplerinden biri değildir. Şimdi sömürgecilik ana sebep zaten. Habeş başarısızlığı daha öncesinde hani Habeşistan bugünkü Somali bölgesinde bir e, sömürge savaşına girişiyor ve orada başarısız oluyordu. Yani hem kendi kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna karşı bir eziklik hissediyordu. Bunu da burada gidermeye çalışacak. İngiltere ve Fransa'nın onay vermesi yani istemem yan cebime koy misali bunlar gizli gizli aralarında tamam sen oraya yerleş diyorlar. Neden arkadaşlar bakın dikkat edin. İngiltere bu dönemde Mısır'a yerleşmiş Fransa'da Tunus ve Cezayir'e yerleşmiş. Bir kere İngiltere hem İngiltere hem Fransa sömürge arayışındaki İtalya'yı susturmalı. Birinci sebep budur. İkinci sebep ise İngiltere eğer bu bölgeye Trablusgarp tam da arada bakın o bölgeye İtalya gelmezse Fransa'nın gelme tehlikesi vardır. Fransa İtalya'ya göre daha güçlü bir devlettir. Dolayısıyla İngiltere bir bakıma tampon olsun diye İtalya'nın oraya yerleşmesine göz yumuyor. Fransa neden göz yumuyor? Eğer İtalya'ya bir bakıma yem niteliğinde Trablusgarp için onay vermezse yarın bir gün İtalya kendi Tunus ve Cezayir'deki sömürgelerine saldırabilir. Bu açıdan önemlidir. Süveyş kanalına hakim olmak. Ha, burada durun. Süveyş kanalına bu dönemde hakim olan kim? İngiltere. İtalya, İngiltere'ye saldırma cesareti gösterilemez. Böyle bir amacı yoktur sevgili arkadaşlar. Fakat en seçeneğinde ne demiş? Osmanlı'nın bölgeyi geri bıraktığı iddiası ki bu da zaten savaşın bahanesi. En son İtalya'nın Osmanlı'ya ultimatom verdiği, nota verdiği olaydır. 14. soru. Sömürge arayışındaki İtalya'nın... Trablusgarp'a saldırmadan önce Rusya ile yaptığı gizli ittifak antlaşmasının adı arkadaşlar aklınıza nereden gelsin? Rusya'ya İtalya Rocco Lollipop verdi onu kandırdı sen dedi benim Trablusgarp'a çıkmama razı ol dedi. Bu Rocco anlaşması Rusya'nın Boğazlar üzerindeki emellerini İtalya'nın kabul etmesi buna karşılık Rusya'nın da İtalya'nın Trablusgarp'a yerleşmesine göz yummasıdır. Bu üç imparatorlar ligi 1872'de Bismarck'ın kurduğu aslında üçlü ittifakın ilk temelidir. Reval görüşmeleri biliyorsunuz ikinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran İngiltere ve Rusya arasındaki görüşmelerdir. İstanbul Anlaşması birçok var zaten. Tersane Konferansı da yine 1876'daki birinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran dış gelişmedir diyoruz. 15. soru. Trablusgarp Savaşı'na gönüllü katılan Subaylardan Enver Bey aşağıdaki isimlerden hangisini kullanmıştır? Arkadaşlar hatırlayın Enver Bey tüccar Hamdi ya da Kuyumcu Hamdi takma ismiyle gitmiştir. Burada gazeteci şerif ismini kullanan Mustafa Kemal'dir ki bu defalarca soruldu. Şimdi de diyorum ki Enver Bey'in lakabı ya da kullandığı ünvan sorulabilir. Alifetli bölgeye giden komutanlardan biridir. E, Tan'in muhabiri de Mustafa Kemal'in gazeteci şerif kimliğini taşıdığı gazetedir arkadaşlar. Tan'in muhabiri olarak gitmiştir. Bu dönemin Mısır fevkalade kumandanı da Rauf Bey'dir. Üst düzey komutanlardan biri ki o da Trablusgarp'ı başına katılmıştır. 16. soru Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Şimdi tek tek bakalım. Trablusgarp arkadaşlar bakın şöyle bir çizgi çizelim. Şurası Mısır, şurası Trablusgarp, şurası Tunus ve Cezayir. Osmanlı Mısır'ı kaybetmişti zaten. Bu tarafta Akdeniz bildiğiniz üzere Mısır'ın İngilizlerin elinde olmasından dolayı bölgeye karadan ordu gönderemedim. İtalyanların Akdeniz'de güçlü olması buna keza Osmanlı'nın donanmasının da bu dönemde çok etkin olmamasından dolayı denizden de yardım gönderemedim. Balkan savaşlarının başlamasıyla zaten direniş bitti, bitmek zorunda kaldı. Savaşı iki tarafta savaşamayacağı için. İtalya'nın Almanya'dan askeri yardım alması. Ha durum burada. İtalya bu dönemde Almanya'dan herhangi bir askeri yardım almıyor. Fakat Almanya'da bu işgale sessiz kalıyor. Yine Rodos ve 12 adanın İtalya tarafından işgal edilmesi de savaşın Akdeniz'e kaymasıdır ki bu da arkadaşlar kaybedilmesinde önemli. Cevap denizde olacak. Bakın dikkat edin. İtalya Trablusgarp'ta direnişle karşılaşınca Beyrut'u bombaladı. Rodos ve 12 adayı işgal etti. Bir de Çanakkale'yi ablukaya aldı. Yani savaşı Akdeniz'e kaydırmaya çalıştı. Osmanlı burada çaresiz kaldı. Bir de bunun üstüne Balkan savaşları çıkınca Osmanlı mecburen uşanlaşmasını yaptı ve Trabluskarpi İtalya'ya bırakmak zorunda kaldı diyoruz. 17. soru: Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Savaşları öncesinde Osmanlı devletine karşı kurulan Balkan İttifakının içinde yer almamıştır? Şimdi Balkan İttifakı dediğimiz arkadaşlar Yunanistan. Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ'dır. Romanya kesinlikle yoktur ve Romanya'ya çok dikkat etmenizi istiyorum. Romanya 1. Balkan Savaşı'nda yok. Balkan İttifakı'nda yok. Romanya Osmanlı'ya karşı savaşmadı. 2. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a karşı savaşmıştır. Dolayısıyla Osmanlı'nın Balkan Savaşları sürecinde Romanya ile bir anlaşması da yoktur. Bunların her biri detaylı soru olabilir. Kesinlikle unutmayın diyoruz ve geliyoruz 18. sorumuza. 1. Balkan Savaşı'nda yenilen Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan ile yaptığı ateşkes anlaşması aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar 1. Balkan Savaşı sonucu Osmanlı'nın imzaladığı anlaşma Londra Antlaşması'dır. Londra Ön Antlaşması diye geçer hatta. Fakat burada bizden ateşkesi soruyor. Bakın daha önce bu anlaşmaların hepsi soruldu. Dolayısıyla ateşkesler orada duruyor. Burada yapılan ateşkes çatalcadır. Ben hatta şunu söyleyeceğim. Hem çatalca mütarekesi hem de Erzincan Ateşkes Anlaşması gelebilecek sorular. Çatalca Mütarekesi 1. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'la yapıldı. Erzincan Ateşkes Anlaşması da bir eski önce Kafkas cephesinde Rusya ile yapılan anlaşmadır. Yani savaşı durduran anlaşmadır. Sonra barış anlaşması yapıldı. Bu ikisi gelebilir sevgili arkadaşlar. Çok çok dikkat edin diyoruz. Ve geliyoruz 19. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkan savaşları sonucu imzaladığı anlaşmalardan biri değildir. Şimdi burada bir püf noktası var. Aslında zor bir soru değil. Fakat o püf noktasını anlatmak için ben size bu soruyu yaptım. Arkadaşlar 1913 Bükreş Antlaşması Balkan savaşları sırasında imzalanan fakat Osmanlı'nın içinde olmadığı anlaşmadır. Neden diyeceksiniz? İkinci Balkan Savaşı sonucu bu anlaşma Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri arasında imzaladı, imzalandı. Osmanlı burada yok. Dolayısıyla 1913 Londra Antlaşması 1. Balkan Savaşı sonucu imzalanan antlaşmadır. 1913 İstanbul Antlaşması Osmanlı'nın Bulgaristan'la imzaladığı 2. Balkan Savaşı sonucu imzaladığı anlaşmadır. 1913 Atina Antlaşması yine 2. Balkan Savaşı sonucu Yunanistan'la imzalanan 1914 İstanbul Antlaşması ise Osmanlı'nın Sırbistan'la imzaladığı anlaşmadır ki dikkat, Sırbistan'la imzalanan anlaşmada kesinlikle sınır hükümleri yoktur çünkü artık Osmanlı'nın orada bir sınırı kalmadığı için bu anlaşma azınlık sorunlarını, taşınmaz mallar sorunlarını halletmek için imzalanmış bir anlaşmadır. Bu detay da karşımıza çıkabilir diyoruz ve geliyoruz son sorumuza. Aşağıda verilenlerden hangileri Babali baskını sonucunda meydana gelen gelişmelerdendir? Bakalım. Birinci Balkan Savaşı'ndaki yenilgiden hükümeti sorumlu tutan iddia terakki. Aslında burada yanlış yazmışım arkadaşlar. 1913 yılında Babali baskınını gerçekleştirmiştir. 1913 yılında. 1913'ün hatta Ocak ayında arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden. Kamil Paşa hükümeti yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruldu. Yönetimde iddia terakkinin etkinliği arttı. 2. Abdülhamit'in yerine 5. Mehmet Reşat padişah oldu. Şimdi arkadaşlar Erkan Hoca bu soruyu niye yapar? Bu bir darbe girişimidir. Böyle bir darbede padişah değişikliğini mutlaka oraya koyarlar ki sizi yanıltmaya çalışırlar. Kesinlikle unutmayın. Babali baskını bir hükümet darbesidir. Hükümet değişmiştir ve yönetimde iddia terakki etkin olmuştur. 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi 1909 darbesi diye geçer. 1909'da 31 Mart olayından sonra 2. Abdülhamit'in yerine 5. Mehmet Reşat meclis kararıyla tahta çıkartılmıştır diyoruz. Dolayısıyla 1-2 Babali baskınının sonucudur. Fakat 3 kesinlikle daha önce olmuş bir gelişmedir diyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Tabii ki tarihle kalın.